San Francisco'daki Güzel Sanatlar Müzelerinden biri olan De Young Müzesi'ndeyiz ve 19. yüzyıl ortalarında David Gilmer Blight tarafından yapılmış olan Adalet isimli esere bakıyoruz. Aslında eserin ismi ilginç çünkü bu tabloya baktığımızda adaletin yerine getirileceğinden pek de emin değiliz. Ön planda zemini kesen parlak bir ışık göze çarpıyor ama buna rağmen buradaki gölgeler odayı karanlıklaştırmış durumda. İçerideki ortam karanlık ve kasvetli. Fakat kapıdan içeri girmekte olan kişiler en azından bazıları oldukça parlak çizilmiş. Koyu renk çizme giyinmiş, elleri ceplerinde, gömleğinin önü açık ve şapkası yana kaymış olan figür, yargıcın oturduğu tarafa endişeyle bakıyor. Bir yandan da polis memuru tarafından banka oturması için çekiştiriliyor. Tam arkasında duran kişinin polis memuru olduğunu biliyoruz çünkü yakasında parlayan rozeti var. Tablodaki kişiler çok etkileyici. Fırçanın darbeleri karakterlerin huzursuzluğunu yakalamış gibi. Yüzlerindeki ifadelerde farklılık olmaması da bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tüm bireyleri simgeliyor gibi. Belli ki bu figürler yoksul ve büyük ihtimalle işsizler. İkinci figürün elinde kürek var. Onun arkasındakinde ise marangoz aletleri var. Blight'ın bu eseri yaptığı yer olan Pittsburgh o zamanlar büyük bir göçmen dalgasıyla boğuşuyordu. Şehir çok kalabalıktı, ev bulmak zordu. Endüstrinin merkezi olarak kabul edilen bu şehri ayakta tutan güç, göçmenlerin omuzlarına binmişti. Mahkeme salonlarına getirilen bu kişiler ya başka seçenekleri olmadıklarından sokaklarda yaşıyorlardı ya da şehirde hüküm süren ırkçılık yüzünden bir yere tutunamıyorlardı. O zamanlar şehre yerleşen göçmenlerin çoğu Alman İrlandalı ve İtalyandı. Ve 19. yüzyıl ortalarındaki göçmen karşıtı bu duygular sonrasında yerini hiçbir şey bilmeyenler adında bir partinin kurulmasına bırakacaktı. Partinin sempatizanları göçmenlere karşı şiddet gösterilerinde bulunuyorlardı. Bu eylemlerden en kötüsü tıpkı duvardaki bildiride de görüldüğü gibi göçmenlerin oy vermemeleri için onları etkisiz hale getirip kasaplardan toplanan kanla doldurulmuş fıçıların içine atmaktı. Tabloya bakarsak bu kişilerin adil bir mahkemede yargılanıp yargılanmayacaklarını merak ederiz. Özellikle de kürsünün üstünde asılı bildiriyi gördüğümüzde. Kürsü aslında adaleti temsil ediyor ancak burada belki de yargıç hiçbir şey bilmeyenler partisinin bir üyesi veya onlarla aynı görüşte olan biri ve göçmen olduklarını tahmin ettiğimiz bu kişilere adil bir yargılanma süreci sunmayacak gibi. Adalet sisteminin içine bırakılan bu kişilerin ne kadar savunmasız bir halde olduklarını görebiliyorsunuz. Bu eseri yapan sanatçının göçmen karşıtı hisler beslediğini biliyoruz. Aynı zamanda yargı sisteminin de adil çalıştığına dair şüpheleri var. Bunu da yanında kitaplarıyla oturan yargıcın yandan ne kadar katı bir tavırla resmedildiğinden anlayabiliyoruz. O tüm yetkileri elinde tutan makam ve kanunları uygulayarak bir hükme varacak oturduğu yerin tam üzerinde pek de dengede durmayan adalet terazisi göze çarpıyor. Bu da aslında bize bir şey anlatıyor. Üstelik tam karşısındaki duvarda tarihteki ünlü birine ait olduğu anlaşılan bir büst var. Büstün altında ise kucağında banjo adlı enstrümanıyla Afrika kökenli bir Amerikalı oturuyor. Böylece önümüzde hiçbir servet sahibi olmayan, savunmasız kişilere karşı onların üzerinde güç ve iktidar sahibi olan kişiler var. Bu öylesine ilginç bir tablo ki çünkü pek çok eserde sanatçının hangi tarafta yer aldığı belirgindir. Ama bu eserde sanatçının kimseyle aynı görüşte olmadığı kanısına kapılıyoruz. Belki de eserin anlattıklarının günümüzde geçerliliğini bu kadar korumasının nedenlerinden biri de hayatta herkesin bir şekilde suçlama altında kaldığı dönemlerden geçiyor olmamızdır. Evet. Bu tabloya bakarsak sanatçının göçmenlerden hoşlandığı söylenemez. Adalet sisteminden pek hoşlandığı da söylenemez. Basından da hoşlandığı söylenemez. Adaletin gözünün kör olduğu ve adaletin objektif olarak uygulanıyor olduğu kavramları bu tabloda açıkça yerle bir ediliyor. Sanki her şey şüphe altında.